Şeyi bilen adam. Hoş geldiniz. Teşekkürler Conan Bey. Hoş bulduk. Görüşmeyeli iyisinizdir umarım. Teşekkür ederim. İyiyim Conan Bey. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Vakit kaybetmeden ilk soruyla başlayalım isterseniz. Başlayalım. 500 TL değerindeki ilk sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi milli edebiyatın esasını oluşturur? A. Sade Türkçe, B. Osmanlıca, C. Arapça, D. Farsça. Oldukça kolay bir soru. Cevap A şıkkı. Eminim ve son karar. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu soruyu bilerek bizden 500 TL kazanıyorsunuz. Sıradaki sorumuz 1000 TL değerinde ve şöyle. Yeni Lisan makalesi aşağıdaki dergilerden hangisinde yayımlanmıştır? A. Türk Yurdu, B. Genç Kalemler, C. Şair, D. Bilgi Yurdu. Biraz düşündürücü olsa da kolay bir soru. Cevap B şıkkı. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu soruyu da bildiniz. Tüm soruları bileceğim. Sıradaki sorumuz 2000 TL değerinde ve şöyle. Milli Edebiyat Hareketi şiirinin belirleyici ismi kimdir? A. Mehmet Akif Ersoy, B. Orhan Veli Kanık, C. Ziya Gökalp, D. Yahya Kemal. C şıkkı. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu soruyu da bildiniz. Sıradaki sorumuz 3000 TL değerinde ve şöyle. Hangisi milli edebiyat yazarlarından değildir? A. Ziya Gökalp, B. Ömer Seyfettin, C. Ali Canip, D. Yusuf Ziya Ortaç. Biraz düşünsem iyi olacak. Cevap D şıkkı. Eminim ve son karar. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet güzel bir yarışma çıkarıyorsunuz. Teşekkürler Conan Bey. Sıradaki sorumuz 5000 TL değerinde ve şöyle. Halide Edip Adıvar tarafından yazılan hangi romanda İzmir'in sembolü olarak tanıtılan Ayşe yer alır? A. Ateşten Gömlek, B. Handan, C. Yaban, D. Kalp Ağrısı. Doğru cevap A şıkkı. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet iyi gidiyorsunuz. Teşekkürler Conan Bey. Sıradaki sorumuz 7500 TL değerinde ve şöyle. Mopassan tarzı denilen hikayenin bizdeki en önemli temsilcisi kimdir? A. Yakup Kadri, B. Ömer Seyfettin, C. Memduh Şevket, D. Halide Edip Adıvar. Sorular gittikçe zorlaşıyor sanki. Cevap B şıkkı. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet güzel bir yarışma çıkarıyorsunuz. Sıradaki sorumuz 15.000 TL değerinde ve şöyle. Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir? A. Refik Halit Karay, B. Ziya Gökalp, C. Ömer Seyfettin, D. Yakup Kadri. Biraz düşünmek istiyorum. Cevap A şıkkı. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Sizden korkulur gerçekten. Sıradaki sorumuz 30.000 TL değerinde. Hazır mısınız? Hazırım. Hangisi Ömer Seyfettin'e ait değildir? A. Bomba, B. Falaka, C. Yaban,
D. Efruz Bey. Oldukça şaşırtıcı bir soru ama cevap C şıkkı. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu soruyu bilerek bizden 30.000 TL kazanıyorsunuz. Sıradaki sorumuz 60.000 TL değerinde ve şöyle. Mehmet Akif şiirlerini hangi kitapta bir araya getirmiştir? A. Piyale, B. Han Duvarları, C. Türkçe Şiirler, D. Safahat. Bu soru oldukça kolaydı. Cevap D şıkkı. Eminim ve son karar. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet güzel bir yarışma çıkarıyorsunuz. Size demiştim, tüm soruları bileceğim. Şimdi 125.000 TL değerindeki sorumuz geliyor. Geçtiğim yol şiiri kime aittir? A. Ziya Gökalp, B. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, C. Ali Canip Yöntem, D. Ömer Seyfettin. Cevap C şıkkı. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet iyi gidiyorsunuz. Şimdi 250.000 TL değerindeki sorumuz geliyor. Hangisi Milli Edebiyat Dönemi kadın yazarlarından biridir? A. Halide Edip Adıvar, B. Elif Şafak, C. Pınar Kür, D. Füruzan. Bu soru oldukça kolay. Cevap A şıkkı. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Anlaşılıyor ki bileğinizi bükemeyeceğiz. Öyle görünüyor. Şimdi 1.000.000 TL değerindeki sorumuz geliyor. Yukarıdaki sorunun cevabı nedir? A. Kiralık Konak Hakkı Celis, B. Yaban Ahmet Celal, C. Ankara Selma, D. Sodom ve Gomorre Necdet. Cevap A şıkkı. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Tüm soruları bildiniz. Hiç joker hakkı da kullanmadınız. Gerek duymadım. Sorular oldukça basitti. Demek öyle. Diğer bölümde görüşürüz o zaman. Görüşürüz Konan Bey.